Aslı, asma canım suratını böyle. Fotoğrafçılık benim tutkum. Bak o kadar mutlu olacağım ki sen de göreceksin. Asmıyorum suratımı Cem. Ben destekliyorum seni, tamam. Ne güzel işte moda fotoğrafı, sanat. Her gün çeşit çeşit mankenlerle falan. Ben çok sevindim bu kararına yani. Ben bu akşam yine sizdeyim değil mi? Sevdi galiba beni anneler ha? Hadi görüşürüz. Yani olmuyor işte. Benim ilgi alanlarımı ve benim zevklerimi paylaşacak erkeklerin aşağı yukarı hepsi gay. İlginçtir. Vallahi benim de ilgi alanlarım ve zevklerimi paylaşacak kızların çoğu manyak. Ya anlamıyorum. Sen dünyanın en sevimli, en uyumlu, en eğlenceli erkeklerindensin. Yani nasıl olur da bir sevgili bulamazsın? Elini sallasan 50'si 5'e su. Vallahi ben aynı şeyi senin için düşünüyorum. Yani senin gibi tatlı, güzel, pozitif bakabilen insana yani böyle bıcır bıcır bir kız... ...çevresinde erkeklerin pervane olması lazım yani. Ben de bunu anlamıyorum ya. Sen ama şimdi bana bunu bırakırsan ben sana hemen bir arkadaşımı ayarlarım. Kız, şaka mı? Allah aşkına. Yok hayır öyleyse bende de sana göre bir aday var da o yüzden. Hadi ya, kim? İnsan kaynakları departmanından Demir. Kız çocuğu bir göreceksin. Bir yakışıklı, bir hoş. Böyle giyimi kuşamı. Sonra böyle medeni, gay değil. Tam sana göre yani. Ay benim de süper bir kız arkadaşım var. Takı tasarımcısı. Zarif, eğlenceli, muhteşem bir kız. Tam sana göre ve manyak değil. Güzel mi? Adı ne? Çok tatlı bir kız. Olmadı. Olmaz öyle. Güzel mi? Çok niye? Yani güzel mi sorusuna senin verdiğin çok tatlı cevabı olmaz. Kızın çirkin olduğunun bir göstergesi. Yok ya, nereden çıkardın öyle bir şey? Yok öyle bir şey. Ya olmaz olur mu? Bunu herkes bilir. Yani çok iyi çocuk, çok tatlı kız önermeleri yeterince güzel olmayan insanlar için yapılır Yaprak. Ya ben senin öteki sorunu geçiştirmek için çok tatlı kız dedim. Hangi sorun? İsmi ne sorusunun. İsmi ne? Önemli mi? Yaprak! Ama bu konuda şaka yapmayacaksın. Tamam, yapmam. İsmi ne? Sakine. Tamam, tamam. Yapmam ben şaka. Ama... Aferin. O zaman bu akşam dördümüz yemeğe çıkıyoruz. Sen Demir'i getiriyorsun, ben Sakine'yi. Abi benim ilişkilerimde var böyle bir dengesiz yan yani. Bende de var ya. Aha geldiler. Hangisi Yaprak? Şu sağdaki kızıl kafalı olan. Aa, şu yanındaki de benimki herhalde. Ne kadar güzelmiş be. Beklediğimin üstünde bir güzelliği var. Merhaba. Merhaba. Ne haber Yaprak? Şesu. Ben Sakine. Biliyorum, duydum. Demir. Yaprak, merhaba. Sakine. Demir. Hop. Sakine Şesu bizim derginin moda yazarı. Ne güzel. Demir de bizim binada insan kaynakları bölümünde çalışıyor. Ya anlamadım, şimdiye kadar birbirinizle nasıl tanışmadınız, nasıl görmediniz? Benim göz aşinalığım var sanki. Bak, bak, bak. Görmüş de unutmamış seni Demir seni. Unutabilir misin zaten? Sakine, sen çok sakinsin bu gece. Sana. Ya sana bu tür espriler hep yapılmıştır galiba. Sen gülmediğine göre fazla. Babaannemin adı, yapabileceğim bir şey yok. Ya zaten hepimiz birer Sakine değil miyiz? Yani kuantum fiziğine göre biz şu an burada otururken aynı zamanda bir sürü farklı mekanda da olabiliriz. Yani kafamız başka yerde manasında. Yok hayır ya. Yani şimdi ben şu anda sonsuz sayıda farklı birçok mekanda olabilirim. Paralel evrenler meselesi. Acayip taktım şu günlerde de ben bu meseleye. Yani ben burada yemek yerken aynı anda başka yerde daha mı yemek yiyorum?
Mesela doymuşsam başka yerde yemek yiyemem ki değil mi? Ya tabii bilim adamları bu noktayı atlamışlar. Yaprak, sen hangi takım tutuyorsun? Ben takım tutmuyorum. Ne? Sakine sen takı tasarlıyorsun değil mi? Ya bu da günümüzün kadın mesleği. Yani hani 30 yıl önce öğretmenlik vardı ya. Onun gibi soruyorsun takı takıyorsun. Nasıl yani? Şey hani günümüzün mesleği. Bugün sokağa çıksan 3 kadından biri takı tasarlıyor gibi. Ama ben yalnızca cam boncuk kullanıyorum. Ya cam boncuksa o başka. Hani cam yani bu sonuçta. Benim annem de takı tasarlıyor. Atölyesi var. Ya hangisi? Hitit Takı Atölyesi Ortaköy'de. Aa, inanmıyorum. Aa, Deniz Hanım senin annen mi? Evet. Aa, sen o Demir misin? Ay biz seninle eskiden aynı sokakta otururduk, Yeşilköy'de. Bir dakika. Sen kırmızı bisikletle gezen Sakine misin? Evet. İnanmıyorum, ben ortaokulda sana aşıktım ya. Ya, ay nereden nereye? Ya. Ay Demir, tenis kulübü bizim çocukluğumuzdan beri ne kadar kalabalıklaşmış biliyor musun? Hadi ya, ben çok uzun süredir oralara gitmedim. Ama Hasan'ın balıkları hala süper. Ya. Bir gün birlikte Hasan'a balık yemeye gidelim o zaman, ha? Tamam, çok sevinirim Demir. Hafta sonu nasıl? Ay, dördümüz mü gideceğiz? Ha. Bilmem, isteyen gelsin. Gelin diyeceğim ama çok uzak, ta Yeşilköy. Yeşilköy? Vallahi Yeşilköy bana çok yakın, benim evim de Halkalı'da zaten. Bir trenle gelirim, çok güzel. Futbol diyordum. Ha. Ben hasta Galatasaraylıyım. Çak o zaman. Hafta sonu pazar günü gidiyor musun maça? Aa, biletim yok ya. Bende bir fazla var, götüreyim mi seni? Yaşasın. Oradan daha sana gideriz. Tamam o zaman. Evet, iş işten geçtiğine göre şu içindekileri bir boşaltayım. Şimdi Sakine, senin bu takı tasarlama dediğin işi zaten herkes yapıyor. Yani hayat kurtarmıyorsun, takı tasarlıyorsun. Ayrıca ismin Sakine zaten. Bir takım esprilere göğüs gereceksin. Sakin olacaksın ya. Sabahtan beri sus, 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 sus. Nereye kadar ya? İsmin gibi olsana. Ayrıca şunu artık tutmak istemiyorum ya. Yeter. Le, 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 Sakine. Niye gittin tütüne? Gibi esprilere güleceksin. Ben gülüyorum. Sakine ya. Sakin olacaksın ya. Panik yok. Buranın havası bozuldu Sakine. Ben istersen seni başka bir yere götüreyim. Güle güle Sakine. Yanlış adam oldu ama. Hadi neyse. Yaprak, çok üzgünüm. Elektrikler tutmadı ya. Trafocuğum Demirciğim. Yaparız bir ayar. Zaten... Yaprak, bu insan kaynakları bölümünden adam çıkmaz diyorlardı. Ben böyle inanmıyordum, tamah etmiyordum ama... pek yanılmamışlar. Şesu ya. Hı? Bizim neyimiz var? Sakinemiz yok. Şesu, belki de ben bu Volkan'la olan ilişkimi kafamda böyle %100 bitiremedim ya, o yüzden böyle oluyordur. Ya Yaprak, saçmalama, kurban olayım ya. Kızım, bizde bir anormallik yok. Onlar deli. Doğru söylüyorsun ya, ben anlamadım zaten yani. Sen varken o kız niye gidip bu holigan Demir'i seçti ki? Anam, ben şunu anlamıyorum yani. Karşımda iki tane kız var. Bir tanesinin adı Yaprak, bir tanesinin adı Sakine. Şimdi sen hangisini tercih edersin? Mantıklı bir erkek hangisini tercih eder yani? Ya Şesu, belki hani onların gördüğü bizim göremediğimiz arızalarımız vardır. Ya biz birbirimizi tanıyoruz da böyle, o yüzden her şey çok normal geliyor ama böyle bir alıcı gözüyle baksak belki. Yani biz birbirimizle yeni tanışıyor olsak,
birbirimizle böyle yeni randevulaşmış olsak, aha da sende bu arıza var, sende bu manyaklık olduğu için bu ilişkide bu sıkıntılar yaşanıyor diye bir teşhis koyabiliriz. Ne demek istiyorsun? Yaprak hazırlan. Yarın birbirimizi tanımayan insanlar olarak birbirimizle ilk defa randevulaşacağız. Tamam mı? Sonra birbirimizi değerlendirmeye alacağız. Fikre bak. Çok güzel ya. Kalk 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 hadi. Bakalım. Buyurun. Hmm. Tam tahmin ettiğim gibi. Etnik ve çağdaş. Ya bir şey soracağım ya. Yanlış anlamazsanız eğer şu parmaklarınızı bir alabilir miyim? Hmm, güzel yüzük. Şimdi siz bunu denize mi atacaksınız? İlişkinizin bitişini sembolize ediyor diye. Evet Şeyh Süvar Bey. Benim için ilişkilerin bitişi ve başlangıcı çok önemlidir. Güzel bir kadın ama takıntılı. Ha? Aa, Demir'le Sakine. İnanmıyorum ya, Sakine. Ne Sakine? Üst. Merhaba Sakine. Ay, merhaba. Biraz keyifsiziz de. İnanamıyorum bana bunu yaptıklarına ya. Şişt. Demir, sakin ol bak. Karşında kim var? Sen de sus be, Allah Allah. Demir şu an telefonunda işten çıkarıldı. Ne? Geçmiş olsun kardeş. Şeyh Süvar Bey. Rica etsem başka bir mekana gidebilir miyiz? Duygusal olarak kendimi pek rahat hissetmiyorum da burada. Of, gidelim bari. Yani böyle tanıdıklara rastlamayalım, oyunumuz bozulmasın diye cepleri de kapadık ama baksana. Yaprak Hanımcığım, benim favori bir mekanım var. Sizi oraya götüreyim ben. Spontan ama kontrolü seviyor. Peki benim fikrimi sormayacak mısınız? Anam yürü hadi ya. Ah yürü yürü yürü. Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarısı. Altunizade'den sonra köprünün hemen aşağısı. Avrupa yakası.